Arkadaşlar bugün yapı kabaşmalarında Tarık arkadaşımı portal silahıyla Gizli bir şekilde izleyeceğim arkadaşlar Bakın görmüş olduğunuz gibi Hey O elindeki silah ne öyle ha, Bu elimdeki silah mı göster bakalım bana onu ee, Şey bu Tarık oyuncak silah Baksana böyle top fırlatıyor He iyiymiş güzel silahmış Bana alalım bundan Tamam Tarık alırız ee, yani neyse yapı Başlayalım istersen tamamdır başlayalım Şimdi düğmeye basıyoruz arkadaşlar Ve temamızı belirliyoruz hadi bakalım temamız ne Oo ada yapacakmışız Tarık? Ada mı? En iyi adayı ben yapacağım şimdi. Hayır Tarık ben yapacağım. Hayır ben yapacağım. Hadi bakalım arkadaşlar o zaman adamızı yapmaya başlayalım. Adamızı yapmadan önce şöyle arkadaşlar havaya portal açtık. Tarık'ı gözetliyoruz arkadaşlar. Bakalım Tarık ne yapıyor? Oo Tarık'a bakın. Aşağıda su yaptı. Tamamdır arkadaşlar ben de aynısını yapacağım. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle Tarık'ın yaptığı gibi su çekelim. Tamamdır Ferit ailesi mükemmel oldu. Tamam başka ne yapıyor? Ada yapıyor arkadaşlar. Hemen ortaya biz de ada yapalım. Benim adam da... Tarık'ın odası gibi çimenden olacak Ferit Dalesi. <laughs> Tarık ne oldu? Sen kesin var ya Adana hangi bloktan yapıyorsundur biliyor musun? Bak tahmin edeceğim. Edemezsin tahmin. Sus çeneni kapat. <laughs> Tarık bence senin adını çimen bloğundan yapıyorsundur. Çimen bloğu mu? Çimen bloğundan adam mı olur oğlum? Öyle adam ben hayatımda görmedim. Tarık olur yani bence niye olmasın? Olmaz. Çimen bloğundan adam olmaz kardeşim. Beni kandırma. Tarık'a bakın arkadaşlar. Etan vakumda çekmiş. Gene beni kandırmaya çalışıyor. çimen bloğundan adı olmaz diyor. Ama kendisi çimen bloğundan adı yapıyor. Hemen arkadaşlar şöyle Tarık'ın kum yaptığı gibi biz de kum yapalım şöyle adanın etrafını. Tamamdır abi efsane oldu efsane ötesi oldu. Adamızı şöyle yaptık. Dur bakayım portalı şuraya açacağım arkadaşlar. buradan gözetlemem daha kolay. Oo Tarık adayı ağaçlandırdı abi. Ben de hemen aynı ağaçlardan koyacağım. Tarık ne yaptıysa aynısını yapıyorum Ferit Hemen biz de ağaç koyalım. Tarık 3 tane koymuştu. Ben de 3 tane koyuyorum arkadaşlar. Tamamdır Ferit kapitalizm mükemmel oldu adamız valla. Vay be Tarık'a bakın arkadaşlar. Tarık köprü yapıyor görüyor musunuz? Acaba ben de bir köprü yapsam ya bir tane. Ama ben Tarık'tan daha iyi yapacağım arkadaşlar. Benim köprüm daha iyi olacak. Zaten biliyorsunuz ki felsefemiz arkadaşlar. Tarık'tan kopyala ama ondan daha iyi yap. <laughs> Benim köprüm arkadaşlar daha da büyük olsun. Şöyle ben de köprü yapıyorum. Tarık ne oldu gene ne oldu? Ya Tarık sana bir şey diyeyim mi? Benim aklıma efsane bir fikir geldi. Ne fikri geldi söyle bakalım. Kanka var ya bence köprü yapmalıyız. Ne köprüsü? Yani şey neyse boş ver. Köprü mü? Ee, bence yapma. Niye yapmayayım Tarık köprü? Çünkü köprü yapmak maliyetlidir. Kesinlikle Tarık aynen yapmayacağım. Tamam kardeşim. Önerin için teşekkür ederim. Önemli değil. <laughs> bana köprü yapma diyor. Kendi köprü yapıyor. Sen bana kopya çekmiyorsun değil mi bak? Vallahi bak seni polise vereceğim bu sefer. Tarık ne kopyası Allah aşkına. İstediğin kadar etrafa bak kardeşim. Öyle tek taraflı cam da yok bak görmüş olduğun gibi. Önceki videoda tek taraflı cam da kopya çek. Ama bu süre tek taraflı cam falan diyor. Yani ben kopya çekmiyorum şu anda senden. Allah Allah neyse. Ee, ne söyle sorayım dedim. Tamam Tarık aynen sor sor kardeşim. <laughs> evet arkadaşlar köprümüz efsane oluyor. Benim köprüm Tarık'ınkinden tabii ki de daha iyi. Bakın Tarık dümdüz köprü. Oo Tarık bir tane daha da yapıyor. Ha, akıllı Tarık seni. İki tane daha da yapıyorsun demek ki. Ya. Ben de yapacağım arkadaşlar. Ben de yapacağım. Şöyle köprüyü aşağı doğru bitirelim. Tamamdır arkadaşlar. Mükemmel oldu. Aha bakın Tarık arkadaşlar adasının etrafını yapmaya başladı. Tamamdır abi. Ben de hemen arkadaşlar buraya ufak bir oda çakalım. Şöyle adamızı yapmaya başlayalım. Tabii ki de benim bu adam Tarık'tan kesinlikle daha büyük olacak. Birazcık büyük yapalım da Tarık'tan daha iyi olsun. Tamamdır abi. Adamız süper oldu. Hatta ben arkadaşlar adaya bir tane daha koyacağım. Daha da olacak benim adamda. Tarık bir şey diyeceğim. Ne oldu ne oldu? Hep bir şey diyorsun. Ne oldu? <laughs> Tarık bir şey diyeceğim. Sen hiç hayatında köprüden geçtin mi? Geçmedim köprüden falan. Saçmalama ikiz Allah Allah Tarık ya. Altı üstü bir soru sordum yani. Hayatında hiç köprüden geçtim mi diye sordum. Niye böyle tersliyorsun beni? Ee, yani geçmedim. Tamam. Bu muydu aradığın cevap? Ee, evet Tarık buydu. Niye bu kadar sinirlendin anlamadım. Yani acaba sen de mi köprü yaptın adalarını Ne? Yo. Ben öyle bir şey yapmadım. Hayır ben öyle bir şey yapmadım. Niye Tarık o zaman sinirleniyorsun köprü dediğimde? Yoksa köprü mü yaptın? Hayır yapmadım. İyi tamam Tarık. Tamam o zaman sinirlenme bir daha bana. <laughs> Arkadaşlar Tarık şu anda kafayı yedi valla. Tarık'la atışıyoruz şu anda. Tarık bakalım başka ne yapmış? Şöyle bir bakalım. Oo. Tarık ev yapıyor adasına. Tarık adaya ev yapıyor. Ben de yapacağım. Ben de yapacağım. Benim ne farkım var? Benim ne farkım var? Ben de hemen bir tane arkadaşlar buraya ev yapacağım. Nasıl bir ev yaptı? L şeklinde bir ev yaptı arkadaşlar. L şeklinde bir ev yaptı. Tamam arkadaşlar. Ben de e, A şeklinde bir ev yapacağım. <laughs> Şaka yaptım tabii ki de. Ben de L şeklinde ev yapacağım arkadaşlar. Şöyle hemen L şeklinde evimizi yapmaya başlayalım abi. Tarık'a bakın siz. Şimdi ada yaptı bir tane. Oraya da ev yaptı. Çok akıllı bir insan Tarık arkadaşlar. Bayağı akıllı birisine benziyor. Dur bakalım şöyle kopya çekebilir miyim? Oh, alarm çalıyor. Olamaz. Kopyacı seni. Kopyacı. Tarık dur dur. Tamam. Ee, kanka kusura bakma. Ok fırlatıyor arkadaşlar. Tarık tamam kusura bakma. Bir daha kopya çektiğini görmeyeyim. Özel sistem yerleştirmiştim. Kopya çektiğini bak direkt alarm olarak söylüyor. Oyva. Tamam Tarık kanka bir daha kopya çekmeyeceğim. Bir daha kopya çekersen alarm öter ve seni yakalarım. Sakın bir daha kopya çekme. Tamam Tarık tamam kanka bir daha kopya çekmeyeceğim. Böyle bir özel bir sistem yaptığını bilmiyordum bak. Vallahi bilmiyordum. Ha ha. Aa, özel teknoloji bu benim. Hadi şimdi yapını yapmaya devam et. Kopya çekemezsin. Eyvah. Tarık özel sistem yapmış gördünüz mü? Direkt arkadaşlar kopya çektiğin gibi ötmeye başlıyor. Ne arkadaş, arkadaşlar ben kopya çekmeyeceğim. Hemen kopya çekmeye devam edelim. <laughs> ben de böyle kopya çekiyorum Tarık. Bak özel sistemin ötmüyor burada. <laughs> <laughs> Tarık tabi bunu yaptım bilmiyor arkadaşlar. Ruhu bile duymuyor. Hemen arkaca bakalım. Evet evet güzel yapmış köprü. Süper. Acaba biz evi L şeklinde mi yapmasak mı arkadaşlar? Ben evi arkadaşlar L şeklinde yapmayacağım. Ama tahtadan yapacağım ama daha da büyük yapacağım arkadaşlar. L şeklinde ev çok iğrenç duruyor. Hemen arkadaşlar şöyle evimizi yaptık abi. Süper oldu. Hemen arkadaşlar evin zeminini de yapalım. Şöyle özel bir komutla. Tamamdır abi. Evimizin zemini hazır. Şimdi evin komutunu nereye yapsam? Şöyle yapacağım arkadaşlar. Böyle mi olsa dur bakalım eşit mi oldu? Tamam simetrik oldu abi. Hemen Ferit ailesi evimizi şöyle gerçek değiştirelim. Süper oldu. Vallahi süper gidiyor arkadaşlar. Tarık'a bakın. şey Şezlonglar koyuyor. Kumsal yeri yaptı kendine. Ben de mi yapsam acaba arkadaşlar? Ben ne yapacağım? Bekleyin. Tamamdır abi. Şöyle biz de yapalım. Süper arkadaşlar ama burayı genişletmemiz lazım. Genişletelim şöyle. Oh süper oldu abi. Tarık! Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Tarık bence var ya şu yaz gününde, şu sıcak günde var ya şöyle güneşlenmek ne kadar iyi olurdu öyle değil mi? Ee, yo, iyi olmaz. Niye iyi olmazdı Tarık? Peki neden neden kötü olur? Söyle bakalım. Yani güneşlenirsen ne olur? Yanık olur et vücudunda. Yanarsın. Niye Tarık yanmak iyi bir şey değil mi? Şöyle güneşlenmek böyle şey. güneşlenmek ne kadar güzel olur öyle değil mi? Ee, kötü olur bence yapma. Tamam e, yapmayacağım Tarık tamam. Senin tavsiyelerine dikkate alacağım kardeşim. Kesinlikle yapmayacağım. <laughs> Tabii ki de yapacağım Tarık niye yapmayayım yani Sen de yapmışsın zaten beni kandırmaya çalışma Bakalım başka ne yapmış evet şenzokları eklemiş Evet evi yapmaya başladı arkadaşlar biz de evi yapalım Tarık evi yapmaya başladıysa eşittir Biz de yapmaya başlamalıyız Eve böyle cam koyuyor ben de arkadaşlar full cam yapacağım evi Duvar koymayacak evi arkadaşlar büyük ihtimalle Direkt evin her tarafını cam yapacak Bizim ne farkımız var bizim ne eksiğimiz var Biz de cam yaparız tabii ki de Bakalım Tarık ne yapmış arkadaşlar Şöyle bakıyoruz ha? Arkadaşlar denizin üstünde yürüme platformu gibi bir şey yapıyor Allah Allah ne alakaysa arka arkadaşlar neyse ben de yapayım abi şuradan arka arkadaşlar denizin üzerinde yürüme platformu yapacağım ben de aynı Tarık gibi. Şöyle arka arkadaşlar denize doğru yapalım. Home the Fiat çok güzel gidiyor mükemmel oluyor. Yani Tarık niye böyle bir yer yapıyor gerçekten anlam veremedim yani denizin üzerinde yürüsen ne olur yürümezen ne olur. <laughs> neyse arka arkadaşlar biz de yaptık aynısını. Şöyle hatta üstünden kapatalım tamamdır. Aa, Tarık o camın içine yatak koydu. Ama çok mantıklı. Denizin içinde yatmak vay be süper olurdu valla deniz manzaralı yatak. Hemen ben de yapacağım arkadaşlar. <laughs> Benim ne farkım var yani arkadaşlar. Ben ne koyayım. Oho. Şimdi ikili yatak koydum. Efsane oldu. Hatta ve hatta ben bu deniz cam odasını daha da büyüteceğim. Tarık arkadaşlar bayağı küçük yapmış. Ben daha da büyüteceğim. Bildiğiniz arkadaşlar buraya ufacık bir oda yapacağım abi. Deniz odası yapacağım ve Tarık'tan çok pekat daha da iyi olacak arkadaşlar. Hemen yaptık abi. Hemen bu yatağın yanına bir tane de şöyle dolap ekleyelim abi. Dolap böyle yatak dolabı. Tamamdır. Hemen dolabın üzerine de bir tane arkadaşlar çalar saat koyacağım. Yani uyanmak istediğimizde bu saat çalacak arkadaşlar. Anladınız mı mantığı? <gülüyor> <gülüyor> Bakalım Tarık ne yapmış? O, Tarık arkadaşlar evi yapmaya başladı. Çatıyı yaptı. Ben de arkadaşlar hemen çatıyı yapayım. Benim ne farkım var ondan? Hemen çatıyı biz de yaptık. Süper. Tarık! Efendim ne oldu? Denizin içinde uyumak nasıl bir fikir sence? Denizin içinde uyumak. Ee, denizin içinde uyumaz ki. Yani denizin uçunda uyumak derken e, suyun içinde böyle suya gömülü bir uyuma yeri. He, yani mantıklı bir fikire benzemiyor. Niye mantıklı bir fikre benzemiyor hani sana danışmak istedim tamam bana danışma lütfen bana bir şey danışma Tarık yani danışayım dedim sana böyle ben bir denizin içerisinde böyle yatak odası yapmayı planlıyorum denizin içerisinde ee, yap bence su kaçar gibi boş ver uyurken boğulursun. Uyurken boğulurum. He anladım Tarık. Tamam tamam yapmam ben de. iyi öneri verdin. o oh, Tarık teras yapıyor. Tarık teras yaptı. <laughs> ben de teras yapayım. Niye benim ben niye yapmıyorum arkadaşlar? Hemen biz de yapalım. Şöyle merdiven yapıyoruz. Hatta benim merdivenim daha iyi olacak abi. Boş verin Tarık'ınki gibi. Ben merdivenimi süper yapacağım. İzleyin şimdi. Şöyle dönem merdiven koyacağım arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız veya görmediniz. Hemen şöyle dönem merdivenimizi koyalım. Mükemmel oldu abi. Süper oldu. Şöyle dönem merdivenimizi koyduk. Evet arkadaşlar böyle döne döne çıkacaksınız vallahi Teresa. Aha Tarık denize atlama yeri de yaptı evden. Tarık ne yapıyorsun böyle Minyoner bir falan mı yapıyorsun kardeşim ya? O ne öyle? <laughs> Hemen ben de bir tane arkadaşlar denize atlama rampası yapacağım. Ama benimki daha iyi arkadaşlar çünkü benimki de iki tane var. Ve ayrıca ben iki katlı yapacağım arkadaşlar. Evet benimki iki katlı olacak ama Tarık'ınki gibi katlı. Ha <laughs> Tarık'ınki gibi katlı ama benimki iki katlı olacak. Tamamdır bakın arkadaşlar iki katlı atlama rampası. Şunu kırsak mı acaba? Ya da o kırmayalım boşverin arkadaşlar. Böyle daha iyi oldu. Efsane oldu. Ne yaptın? Tarık evin üzerine. Oo Tarık evin üzerine ağaç dikmiş. Ne alaka? Allah Allah. Dur ben de yapayım. Yani benim ağacım daha da büyük olsun o zaman. Ben daha da büyük ağaç dikeceğim. Tarık'ın ağacı küçük olmuş. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bizim modelimiz neydi? Bizim misyonumuz, vizyonumuz neydi abi? Tarık'tan çal. Tarık'tan daha iyi yap. <laughs> Bakın arkadaşlar benim evimin üstündeki ağaç Tarık'ın evindeki üstündeki ağaçtan daha da büyük oldu. Tarık nasıl gidiyor? Söyle bakalım. Ee, güzel gidiyor. Ne yapıyorsun peki şu şu anda. Ee, şu anda ne yapıyorum? Ee, bir şey dur ne yapıyorum ben bilmiyorum ki ne yaptığımı. He ne yapıyor ne yaptığını bilmiyorsun öyle değil mi? Evet bilmiyorum yani ben şu an ne yaptığımı inan ben bile bilmiyorum. He bilmiyorsun tamam. Peki ben tahmin edeyim mi senin ne yaptığını? Evet ne, e, ne, ne nasıl tahmin edeceksin? İmkansız böyle bir şey. Ee, nasıl imkansız? Mesela bence sen şu an ne yapıyorsundur? Bence Tarık sen şu an teknelerle alakalı bir şey yaptın. Teknelerle alakalı bir şey yaptım. Ee, yo yapmadım. Ee, yo. Nasıl ya? Tu kopya mı çekiyor yoksa? Tarık, ne oldu anlamadım ne demek istedin? Ee, şey dedim yani kopya mı çekiyorsun benden? Tarık nasıl kopya çekeyim abi? Kopya çektiğim gibi alarm ötüyor. Son teknoloji bir şeyler koymuşsun yani oraya. Ben sadece tahmin ettim. Ne? Yoksa teknelerle alakalı bir şey mi yapıyorsun? Ee, ya hayır yapmıyorum. Ee, Kim söylemiş ya şey yaptığımız? Sadece şüphelendim. Ufak bir şüphelenme yaşadım. He, ufak bir şüphelenme yaşadın. Olur öyle şeyler. İnsanlık hali Tarık. Ben de ufak şeyde şüphelenmeler yaşayabilirim. Sen de yaşayabilirsin. Yani şüphelenmen gayet normal. Ama senden kopya çekmediğimi bilmeni isterim. Çünkü eğer senden kopya çekseydim alarm öterdi. Evet doğru. Evet kesinlikle. Artı bir. Evet. Evet Tarık. Artı bir diyoruz. <laughs> arkadaşlar Tarık şu anda benden korkmaya başlayabilir. Çünkü tahmin ediyorum abi. Çok da iyi tahmin ediyorum. Çünkü zaten kopya çekiyorum. zaten görüyorum ne yaptığını. <laughs> o yüzden belki iyi bir şekilde tahmin ediyor olabilirim. Ben de Tarık'ın arkadaşlar limanının aynısını yaptım. Evet, arkadaşlar benim limanımda çeşit çeşit tekneler olacak. Tarık gibi bir tane tekne olmayacak. Şöyle çeşit çeşit tekneleri koyalım abi. Böyle çeşitli bir liman yaptık. Görmüş olduğunuz gibi bir sürü tekne olacak ve artı benim limanım Harun'unkinden daha da büyük abi. Baksanıza benim büyüklüğüne efsane. Haruk evin üzerine oturaklar koymuş. E ben de oturak koyayım abi. Ne farkım var şimdi? Hatta benimki daha da büyük olacak. Şöyle koyalım abi. Bildiğiniz arkadaşlar aile masası. Şöyle aile masasını kurduk abi. Hatta ben bu masanın üzerine yemek de koyacağım arkadaşlar. Bir sürü yemek olacak. Dur bakayım şuraya da bir tane koyalım. Tamamdır. Hemen arkadaşlar. Bir tane havuç. Biraz da meyve tabağı. Çorba. Hamburger. Hmm. Çok lezzetli. Hotdog. Oral arkadaşlar. Muzlu tatlı. Biraz da arkadaşlar hamburger koyalım. Şuraya hamburger. Buraya da hamburger. Buraya da hamburger. Hamburger benim en sevdiğim yemeklerden bir tanesi diyecektim. Şaka yaptım tabi ki de. Benim en sevdiğim yemeği biliyorsunuz ki arkadaşlar. Benim en sevdiğim yemek meyve tabağı. Bakalım Tarık ne yapıyor? Tarık. Oo, ışıklar eklemiş. Işıklar. Evet. Mantıklı. Geceleyin burası çok karanlık olur valla. Mantıklı düşünüyorsun Tarık yani. Bence de ışıklar eklemeliyiz. Işık ışıklar çok önemli bence. Ben arkadaşlar şöyle e, e, ışıl taşları koyacağım. Bunlar ışıl taşları. Şöyle arkadaşlar ışıl taşlarını koyduk. Benimki arkadaşlar hiçbir zaman kapanmıyor. Tarık'ınki açılıp kapanabiliyor arkadaşlar Tarık'ın ışıkları ama benim ışıklarım her zaman aktif yanıyor. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde kapatamıyorsunuz. Bu ışıklardan dedik süper oldu. Bakayım ne yapıyor? Aha oh, evin içini dizayn ediyor. Evin içini dizayn etmeye başladı. O oh, evin içine de ışıklar koyuyor. Oo oh, oh bir saniye dur dur. Bir saniye dur. O oh, çöp kutusu da koymuş. Çöp kutusunu es geçmeyelim abi hatta yeşil koymuş. Ben arkadaşlar kırmızı koyacağım. Çünkü kırmızı benim en sevdiğim bir tanesi. Hatta bir tane değil, iki tane, üç tane, dört tane koyacağım. Hatta ve hatta yeşilli ve kırmızılı karışık koyacağım. Hatta arkadaşlar mavi de koyacağım. Hatta sarı da koyacağım. Mavi ve sarı. Tamamdır arkadaşlar rengarenk oldu. Ama dur yeşili kırdık herhalde. Yeşili şöyle koyalım. Aa bir sürü böyle oldu vallahi. Bir sürü bir çeşit çeşit bir çöp kutusu var. Çöpçünün kafası karışacak. Evin içine de böyle ışıklar koymuş. Dört bir yanına koymuş arkadaşlar. Ben de arkadaşlar şöyle bir 1 2 ve şuraya da 3 olmuyor orası. Neyse 3 bir yanına koydum. Sıkıntı yok arkadaşlar 3 tane değil. Ha buraya da bir tane koyalım. 4 tane olur. Tamamdır abi efsane. Tarık ne yapıyorsun bakayım sen oraya? Oo Tarık bir şeyler karıştırıyor. Ne yaptın anlayamadım ama anlayabilirsem yani kopyalayacağım. Allah Allah ne yapıyor oraya ya? Tarık efendim ne oldu? Sen şu an ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorum seni ilgilendirmez. Allah Allah. Oh. Tamam anladım abi anladım. Adam tekne yapıyor. Adam tekne yapıyor arkadaşlar. Orayı bildiğiniz büyük bir tekne yapıyor. Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Nereye yapsam acaba? Dur buraya yapacağım abi. Benim teknem tam olarak burada olacak. Ve benim yapacağım tekne. Tarun yapacak tekne neden? Daha da büyük olacak abi. Efsane ötesi olacak. Hadi bakalım arkadaşlar. Teknemizi yapmaya başlayalım. Şöyle bir tanesi teknemizin gövdesini oluşturduk. Şöyle arkaya doğru. Hop. Tamam. Sonra hop. Tamamdır abi şimdi arkadaşlar tekrardan burayı böyle yapıyoruz tamam teknemiz süper oldu mükemmel gidiyor şu anda tamamdır teknemizin gövdesi hazır Tarık ne yapıyorsun bakayım sen oraya ooo Tarık bir şeyler karıştırıyor ne yaptın anlayamadım ama anlayabilirsem yani kopyalayacağım Allah Allah ne yapıyor oraya Tarık efendim ne oldu sen şu an ne yapıyorsun Üf, ee, bir şey yapmıyorum seni ilgilendirmez Allah Allah oh. tamam anladım abi anladım adam tekne yapıyor adam tekne yapıyor arkadaşlar orayı bildiğiniz büyük bir tekne yapıyor ben ben ne yapacağım ben ne yapacağım ben ne yapacağım nereye yapsam acaba dur buraya yapacağım abi benim teknem tam olarak burada olacak ve benim yapacağım tekne tarun yapacağım tekne neden daha da büyük olacak abi efsane ötesi olacak hadi bakalım arkadaşlar teknemizi yapmaya başlayalım şöyle bir tanesi teknemizin gövdesini oluşturduk şöyle arkaya doğru hop tamam sonra hop tamamdır abi şimdi arkadaşlar tekrardan burayı böyle yapıyoruz tamam teknemiz süper oldu mükemmel gidiyor şu anda tamamdır teknemizin gövdesi hazır harika o nasıl bir tekne öyle o nasıl bir tekne öyle gözüm kanadı. <laughs> Valla gözüm kanadı arkadaşlar. Tabii ki de benim teknem öyle mi olacak? Hayır arkadaşlar. Tabii ki de öyle olmayacak. Bizim teknemiz en iyisi olacak. En mükemmeli bizim teknemiz olacak. Ama dur yanlış yaptım bir saniye dur. Bunu dışa doğru yapmam lazımdı. <laughs> Hemen arkadaşlar şöyle dışa doğru yapalım. Bizim teknemiz abi en kocamanı, en büyüğü, en iyisi olacak. Ben direkt arkadaşlar korsan gemisi yapıyorum ya. Bildiğiniz korsan gemisine benziyor. Baksanız arkadaşlar aynı korsan gemisi gibi valla. Tamamdır abi gemimizin böyle zeminini yaptık. Hadi bitecek inşallah. Hadi bitecek inşallah. Tamam. Şimdi bayrağı ekleyeceğim arkadaşlar. Bayrağı da şöyle ne yapalım abi. Bizim bayrağımız en büyük bayrak olacak. En iyi bayrak bizimki olacak. Bakın izleyin şimdi. Nasıl yapıyorum arkadaşlar. Aslında bayrak değildi de. kendi bayrak yapacağım arkadaşlar arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Bildiğiniz bizimki yer kendi bayrak olacak. Bir tarafı şöyle. Bir tarafı da böyle. Türkiye bayrağının renklerinden olacak arkadaşlar. Türk bayrağının renklerinden kırmızı ve beyaz. Böyle yaptık bayrağımızı. Arkaya doğru da şöyle genişletelim. Bizim bayrağımız en iyi sabit. Bir de Tarım bayrağına bakın. Allah aşkına bakın. Göstereceğim size. Bakın anlayacaksınız farkak şimdi Tarım bayrağına bak. Bak çok kötü. midem bulandı. Bir de benimkine bakın. Of kocaman tekne. Kocaman bir bayrak ve ihtişam 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 arkadaşlar. Muhteşem yani yani gerçekten süper. Tarık bu arada dümen falan da eklemiş. Koltuk eklemiş. Biz de dümen ekleyelim. Sail yazı. Neydi onun adı? Neydi onun adı? Olamaz arkadaşlar. Dümenin o aykaplık ismini bulamadım. O yüzden arkadaşlar invisible moduna geçeceğim ve gizli bir şekilde arkadaşlar Tarık'ın tarafına girip o dümenin kodunu almam lazım. Hadi bakalım bismillah. Oh portalan geçtim arkadaşlar. Bakın portal burada. Gizli portal. Hemen arkadaşlar gidelim. Şunu bir elimize alsak yeterli. Aldık. Tamam. Chips helmiş ismi. Hemen arkadaşlar kaçalım 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 kaçalım. Alarm sistemi de çalışmadı. Efsane ötesi abi. Geldik sorunla geri. Hadi bakalım arkadaşlar. Dümeni de şöyle yerleştirelim. Tamam. Burada arkadaşlar bir tane ufak bir ufak koltuk koyacağım. bomdur arkadaşlar. Efsane. Süper. Ben arkadaşlar korsan gemisi yaptığım için korsan gemisine toplar koyacağım. Evet. Bu toplar gemimizin atak almasını engelleyecek ve defansif bir konuma sokacak gemimizi. Gemimiz çok defansif olacak arkadaşlar. Şunlardan şöyle devam edelim koymaya. Tamam. Arkadaşlar bir de buraya şunların toplarını koyalım. Bunlar arkadaşlar top topları. Topları da koyduk. Süper oldu. Oldu. Tamamdır abi benim teknem benim gemim her türlü daha iyi yani. Bakmayın arkadaşlar yani Tarık beceremiyor bu işleri. Yapamıyor ya. Yapamıyor ya. <laughs> Benimki süper oldu. Başka ne eklemiş? Aha barbekü eklemiş arkadaşlar. Teknede mangal diyorsun yani Tarık. Teknede mangal yapıyorum diyorsun. Eee biz, bizim bir eksiğimiz var arkadaşlar. Biz de teknemize mangal koyalım. Korsanlar mangal yapmayı çok sever arkadaşlar biliyorsunuz yani. Aha Tarık gizli bir şekilde evin içinde yapmış. Oo dışarıya barbekü makinesi falan da eklemiş. Abi ilk önce biz de evin içini yapalım ama bizimki daha iyi olur olacak tabii ki de. Hemen evin için yapmaya başlayalım. Ben buraya bilgisayar koyacağım arkadaşlar. Hop bilgisayarımızı koyduk. Hemen arkadaşlar bilgisayar mutfağı koltuğumuzu da koyalım. Hemen buraya ufak bir mutfak yapacağım. Çat 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 çat. Hemen ufak bir mutfağımızı yaptık. Buraya bir tane buzdolabı. Hop buraya bir tane dolap. Şuraya arkadaşlar hemen şey ekleyeceğim. Elektrik kamerayı ekleyeceğim. Tamamdır abi mutfağımız da hazır. Woohoo! Buraya hemen ufak bir alı, ufak bir alığı tamam, tamam 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 tamam. Şuraya bir tane televizyon ve televizyonun karşısına koltuk koyacağım. Evet televizyon izlemek çok eğlenceli. Woohoo! Tamamdır. Benim evimin için hazır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi süper yaptım. Efsane yaptım bakalım Tarık'tan başka kopyalayabileceğim bir şey var mı? Şöyle bakalım. <laughs> bakayım ne yapmış? Ee, bir şey yapmamış arkadaşlar. Çok da bir şey eklememiş. Dışarıya mangal yeri eklemiş. Biz de ekleyelim arkadaşlar. Hatta ben buraya arkadaşlar kamp yeri ekleyeceğim ve Tarık'ından daha da iyi olacak arkadaşlar. Bakın böyle yaptım. Bence böyle daha da iyi oldu. Efsane oldu. <laughs> Tarık ne yapıyor? <laughs> tarık bir adalar yaptı. Çabuk. Aa, ben ne yapmalıyım? Benim ne eksiğim var? ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Tarık da da yapmış. Tarık da da yapmış. Habersiz bir şekilde yapıyor arkadaşlar ya. Haberim vallahi yoktu ya. Hemen yapalım biz de. Tamam. Tamam ben ne yaptım? Oh. Tamam bitti arkadaşlar yaptım. Bakalım. Başka ne eklemiş? Başka ne eklemiş? O oh, ağaç ekliyor da ya. Ben de ekleyeceğim? Oh. Ben de ekleyeceğim arkadaşlar. Allah gördünüz mü? Habersiz bir şekilde yapıyor. Çakal. Çakala bakın. Ben de eklerim. Oh. Tamamdır arkadaşlar süper. Bakalım başka ne eklemiş? Aa, sandık ekledi. Hazine sandığı ekledi. Hacı büyüttü. Arkadaşlar hazine adası yapıyor. Ben de yapacağım. Ben de yapacağım. Hemen yani arkadaşlar hazine adası yapalım. Tamamdır ben de aynı sandıkları ekledim. Abi çok korktum ya. Bir anda yapmaya başladı. Var ya yapamayacağım diye çok korktum. Uh. Tamamdır arkadaşlar başka ne ekliyor? Oha altınlar ekliyor. Altın ekliyor. Tamam. Tamam ekle. Süper. Ben daha fazla altın ekleyeceğim. Sen eklediğin kadar ben iki katını koyacağım. Sen merak etme Tarık. Sen izlediğin kadar koy. Ben direkt altın blokları koyacağım. arkadaşlar koyalım şöyle. Ben, ooo, hemen, ekle. Adayı donat 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 donat. donat. Tamam arkadaşlar mükemmel bir hazine adası yaptık efsane oldu süper oldu benim azini adam daha da zengin oldu daha da zengin daha da zengin daha da zengin kızım başka ne yapıyor Hı, olamaz alarm çalıyor tarih kopecik benim ben senden kopyalar mı değil bu zaten süre doldu süre tamam o zaman hadi bakalım arkadaşlar o zaman Tarık'la birbirimize yine bakacağız 3 2 1 hop Ha? Tarık benden kopyalayacakmışsın mısın? Ha? Asu sen mısın? Hayır ya. Sen benden kopyalayacakmışsın Köprü dedim kop köprü yapmışsın. Başka bu yatak de denizde uyuma yeri dedim. Denizde uyuma yeri yapmışsın. Hayır sen benden çaldın. Hayır ben çalmadım. O arkadaşlar her şeyi kopyalamış ya. Şuna bakın. Tekne dedim. Tekneden rıhtım yapmış. Hayır sen kopyaladın. Hayır sen kopyaladın Tarık. Kopyacı Tarık. Kopyacı Tarık. X de. İşte. Abi ya bu kadar kopyacılık olmaz olsun ya. Kopyacılığın yani zirvesi gerçekten ya. Tecrübe ya. Bir benimkine bakın. Bir de Tarık'ınkine bakın. Ha benimki daha iyi bak. Benim teknem daha iyi. Benim adalarım daha iyi. Benim evim daha büyük. Benim ağacım daha büyük. Yani Tarık benimkiler daha iyi. Artı sen benden kopacak mısın? Ay kopacak <laughs> Neyse arkadaşlar. Ben kazandım Tarık. Ben kazandım. Of ya. Tarık kopya çekmek yani ayıp gerçekten çok ayıp şeyler. Bak benim hazine adamı bile çalmış ya. Bari hazine adamı çalmasaydın ya. Bu benim fikrim. Hayır, hayır. <laughs> <laughs> arkadaşlar troll yaptığımı tarihe açıklayacağım merak etmeyin bir videonun daha sonuna gelelim Video like atmayı kanalımıza abone olmayı bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar bugün tarihi efsane trolledik ve yapı kapışmalarını ile yaptık arkadaşlar Daha fazla yapı kapışmalarını ile için kanalımıza abone olun hadi bakalım Size çok seviyorum kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın kanalımıza abone olun ve bildirim açmayı unutmayın Görüşürüz bay bay